Utku Bey, Afrika'ya yatırım, geleceğe yatırım temasıyla gerçekleştirdiğiniz WCI forumuyla Türkiye'nin yeni ticaret fırsatları ele alındı. Afrika pazarı Türk ihracatçısıyla buluştu. Forumla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Sektörümüzün önemli bir medya kuruluşunu burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Amacımız Türkiye'nin ekonomisini çeşitlendirebileceğimiz yeni ihracat pazarlarıyla Türk ihracatçısını ve Türk KOBİ'sini buluşturmak. Afrika bu yeni pazarlardan biri. 11.sini düzenlediğimiz bu organizasyonla içeride şu anda 1638 farklı Afrikalı alıcı Türkiye'den yaklaşık 500'ün üzerinde firma temsilcisiyle 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacak. Bunu niye yapıyoruz? Her fuarın, her forumun amacı ticareti geliştirmektir. Kimisi bölgesel ticareti geliştirmek için yapılır. Anadolu fuarcılığımız vardır. Kimisi işte İstanbul gibi büyük yerlerde, Antalya'da, Konya'da sektörüne göre uluslararası toplumu da toplayacak. O sektörün dünyaca ünlü bileşenlerini bir araya getirmek için bir organizasyon yapılır. Biz burada bir forum yapıyoruz. Yapmış olduğumuz forumun amacı şu: çeşitli sektörlerden bir Türkiye üretim mozaiğini bir salonda toplayalım. Yani bu salonda Bolu'dan birisi olsun, aynı anda bu salonda Adana'dan birisi olsun, bu salonda Erzurum'dan da bir üretici olsun. Bu salona da Afrika'da ithalat yapma becerisine sahip, yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Hindistan gibi, Çin gibi Afrika'yı besleyen büyük ekonomilerle kendi ülkesini buluşturmaya mahir Afrikalı tüccarları davet etsek, desek ya siz mobilya almıyor musunuz? Alıyoruz. İşte Türkiye'li mobilyacılar. Siz kozmetik almıyor musunuz? Alıyoruz. İşte Türk kozmetik sektörü. Siz inşaat malzemesine ihtiyaç duymuyor musunuz? Duyuyorsunuz. İşte size Türk inşaat sektörü, inşaat malzemesi sektörü gibi bir kısa özet, yani bir ihracat fragmanı çekiyoruz. Filmin büyük kısmını üreticilerimizle bu alıcılara bırakıyoruz. Burada bir ilişki kuruyoruz. Bu ilişki mühendisiyle beraber yurt dışında da yapmış olduğumuz organizasyonlardaki WCI Forum fil dişi sahillerinde oluyor, Gana'da oluyor, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde oluyor, Etiyopya'da oluyor, Tunus'ta oluyor. 75 farklı alternatifimiz de var bugüne kadar yaptığımız. Yurt dışında yaptığımız bu etkinliklerle beraber oturtuyoruz ilişkileri ve bu sağlıklı zeminde hem yatırım hem ticaret birlikte yürütecek bir yola doğru üreticilerimizi, ihracatçılarımızı çıkartıyoruz. Temel motivasyonumuz bu. WCI Forum Türkiye'de düzenlenen tartışmasız en kapsamlı organizasyon. Çok şükür Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat Beyefendi de açılışımızı yaptı. Bizleri onurlandırdı. Bizlere bu şerefi yaşattı. Bu büyük organizasyon daha da büyüsün istiyoruz. Bu sene farklı pencerelere baktık. Gana'yı onur konuğu yaptık ama Amerika'da yaşayan Ganalıları da getirdik. Yani bir Afrika diasporasına da baktık. Çünkü neden? İnsanımız sadece Afrika'yı kendi kıtasıyla değerlendirmesin. Afrikalılar Amerika'da da yaşıyor. Avrupa'da da yaşıyor. Bugün Afro-Amerikan dediğimiz nüfus, Amerika'da yaşayan Afrikalıların satın alma gücü 1.7 trilyon dolara ulaştı. Bizim niye üreticilerimiz bu pazardan yararlanmasın? Niye böyle dostluklar kurmasın? Temel amacımız ve motivasyonumuz bu. Tekrar bu salona teşriflerinizden ötürü sizlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Afrika yatırım gerçekten geleceğe yatırım. Değişen, dönüşen Afrika'yı, değişen, dönüşen Türk sanayisi ve Türk KOBİ'siyle buluşturmaya devam edeceğiz. Peki Anadolu'nun birçok şehrinden aslında firmaları getirdiniz. Birçok farklı sektör de yer alıyor. Ancak bu seçtiğiniz sektörleri neye göre seçtiniz? Sektör olarak büyümesini hedeflediğiniz alanlar hangileri? Öyle. Bu soruya şöyle bakmak lazım. Afrika'da neye ihtiyaç var? Hatta soruyu biraz daha değiştiriyorum. Afrika'ya neye ihtiyaç yok ki? 1,5 milyar insanın yaşadığı ve bu 1,5 milyar insanın %60'ının çalışma yaşında olduğu ve 2050 yılında 3 milyar insanın yaşayacağı bir kıtadan bahsediyoruz. Şimdi bu kıtada mobilyaya ihtiyaç yok diyebilir misiniz? Bu kıtada inşaat malzemesine ihtiyaç yok diyebilir misiniz? Kozmetik, medikal malzeme, sağlık gereçleri, ihtiyaç bu hizmetler sektörü diyebilir misiniz? Burada amacımız şu: her sektörde ihtiyaç var. Ama kimi sektörlerde çok yoğun ihtiyaç var. Enerji sektörü, can damarı olmuş Afrika'nın, ciddi ihtiyaç var. Enerji başlığı açtığınızda, yeşil dönüşüm başlığını açtığınızda, dijital teknoloji başlığınızı açtığınızda bir motivasyon var, bir ilgi var. Ama inşaat malzemesine talep var, ayakkabıya talep var, sizin tekstil sektörünüzde bir daralma var. Yeni bir hikayeye ihtiyaç var. 1,5 milyar insanın üzerine giyeceği tekstille ilgilenmesin mi tekstil sektörü? Dolayısıyla bu sorulara cevap bulabileceğimiz her türlü KOBİ'yi salona taşıyıp bir Afrika farkındalığı geliştirmek istiyoruz. Kimi Gine ile işbirliği kursun, kimi Burundi ile işbirliği olsun, kimi Nijerya ile işbirliği kursun ki bu işbirlikleri büyüsün ve gelişsin. Ve bu bize dalga dalga ticareten dönsün. Çünkü bu kıtayla ilişkiniz olduğunda şu var: hayatın olağan akışında siz daha fazla ihracat yapacaksınız. Üretici olan sizsiniz, ihtiyaç var. Makine ihracatı yapabilirsiniz, teknoloji sizde, dijital dönüşüm sizde, tarımla ilgili yeni şeyler konuşabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir başlığa ihtiyacı vardı Afrika'nın. Biz bu başlığı 11 yıldır açarak hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz kararlılıkla. Ki son olarak bu forumla hedeflediğiniz bir iş hacmi var mı? Bu forumun temel amacı bugün gerçekten potansiyelinin çok altında olduğumuz ticaret hacmine, çok altında olduğumuza inandığımız ticaret hacmini arttıracak temel motivasyonu sağlamak.
37 milyar dolarlık bir ticaret hacminiz var. Bunu bir tarafa koydum. İyi de bunun 25 milyar doları sizin ihracatınız. Bu da güzel, devam etsin. Ama sizin burnunuzun dibinde Birleşik Arap Emirlikleri diye bir ülke var. Minicik, bir şey üretemez, bir sanayisi yok. Bu ülke ne yapıyor da 55 milyar dolar ihracat yapıyor bu kıtaya? Biz koca ülke, 25 milyar dolarda kalmışız. Gençlerimiz daha çok iş istiyor. Gençlerimize kaliteli işler yaratmak zorundayız. Geleceğe daha umutla bakan bir gençliğin önüne bir üretim projeksiyonu koymak zorundayız. Bu fabrikaları genişletmek zorundayız. İşletmeleri büyütmek zorundayız. İşte onun için dünyada büyüyen ve gelişen ülkelerin takip ettiği pazarları biz de yakalayalım. Ve 37 milyar dolarlık bu ticaret hacmini hemen 50'ye, 75 milyar dolarlara çekebilirsek ben bugün üniversiteden mezun olan gencime daha kaliteli iş imkanı yaratabilirim. Daha teknik personel ihtiyacını arttırabilirim. Türkiye'deki gençlerin daha Türkiye odaklı düşünmesini sağlayabilirim. Üreticilerimizin de yatırım iştahını ve şevkini arttırabilirim. Böylece üreticilerimiz kapasitesini arttırabilir. Sanayide çarklar çok daha hızlı dönebilir. Dolayısıyla Türkiye layık olduğu gelişmiş ülkeler seviyesine bu hedefle ulaşabilir. Onun için Afrika alternatiflerden biri. Farklı bir alternatif, bir Balkan alternatifi yaratmak, bir Orta Doğu alternatifi yaratmak, bir Latin Amerika alternatifi yaratmak da başka şirketlere ödev olsun. Onun için pazarı çeşitlendirelim, 81 vilayetimizdeki organize sanayi bölgelerimizi harekete geçirelim.